Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoyu çeksem mi, çekmesem mi bir türlü karar veremedim. Çünkü şu an oturup ders çalışmam gerekiyor. Ama ben video çekmeyi tercih ettim. Bu da demek oluyor ki bütlere de kalacağım. Hiç sorun değil gerçekten. Çünkü ders çalışasım gelmiyor. Bugünkü bahsedeceğim şey asla uzamayan saçlarımız ve bunlara sebep olan şeylerden bahsedeceğim. Benim bunu anlamam birazcık uzun zaman aldı. Yani size şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 2014 ya da 15 senesinde saçlarım tam böyle şurama geliyordu. Yani bildiğiniz Rapunzel gibiydim ki çok da sağlıklıydı açıkçası. Her türlü şekil alabilen bir haldeydi. O zamanlarda boyadır, açıcıdır, kendi çapımda bir şeyler uygulardım. Sonra herkesin başına geldiği gibi benim de başımdan çok güzel bir aşk hikayesi geçti. Ben de her kız gibi kendimi kuaförde buldum. Keşke bulmaz olaydım. Keşke yani. Gittim ve kuaföre dedim ki saçlarımı kes. Kesebildiğin kadar kes. Bu gittiğim kuaför de yani annemin küçükken falan gittiği kuaför tabii ki. Ben de giderdim vesaire falan. Hani kadının beni tanıması gerekiyor değil mi? Hadi ben ettim sen etme yani değil mi? Ne oldu? Neden bu kadar kestiriyorsun diye bir sorgula en azından değil mi? Yok arkadaşlar. Bayağı saçlarımı burada kesti. Ciddi söylüyorum. Bırakın saçlarımın toplanmasını tararken bile pıt pıt bu şekilde kaldı. Neyse çıktım kuaförden. Asla pişman değilim. Çünkü saçlarım o kadar hızlı uzuyordu ki sanırım depresyonda olduğum için bir daha asla o şekilde saçlarım uzamadı. Ya sanırım benim en büyük hatam saçlarımı bir anda böyle uzunken direkt kısacık kestirmemdi. Yani bu saç küsme olayı var ya o tamamen doğruymuş arkadaşlar. Bana diyorlardı ki daha doğrusu ben kimseye bir şey söylemedim. Eve geldim ve annemin dediği tek şey bu saçlar tekrar nasıl uzayacak Tuğba? Nasıl? Yani tek derdimiz buymuş gibi. Gerçekten nasıl uzatacaksın bu saçları dedi. Ben dedim ki aa dedim kökü bende. İstediği kadar uzar bu saçlar dedim. Öyle olmuyormuş tabii ki. Bayağı bildiğiniz saçım küsmüş bana. Ya daha 15 yaşında falanım. Ya da 14 ya da 13. Emin değilim yani. Şu an tam tarihini kestiremiyorum. Biz yani saçım resmen o zamandan bu zamana uzamıyor. Uzamıyor ve kestirmek zorunda kalıyorum. Uzamıyordan kastım normal bir saç. Yani sağlıklı bir saç. Ayda en fazla 3 santim uzarmış tamam mı? Ve benim saçım emin olun 1 santim bile uzamıyordu. Gerçekten 1 santim bile uzamıyordu. İşin kötü tarafı sürekli yıkayıp düzleştirdiğim için bu saç yıpranıyordu. Ve kestirmek zorunda kalıyordum tekrar tekrar 2 ayda bir, 3 ayda bir. Yani benim saçım buradaysa maksimum şu kadar uzardı. Belki bu kadar bile değil. 2 parmak falan uzardı. Onu kestiriyorum tekrar buraları böyle bildiğiniz kas gibi dolaşıyordum etrafta. Her neyse artık şu son 2-3 senedir canıma tak etti. Her şeyim kusursuzmuş gibi oturdum buna kafa yormaya başladım. Çünkü ben evet kısa saçı çok seviyorum. Kullanmasını da çok seviyorum. Daha böyle havalı ne bileyim daha modern bana kalırsa. Ama anneannemin bir lafı vardır. Kısa saçlı kadın tek bir kadındır. Uzun saçlı kadın iki kadındır. Yani şöyle kısa saç evet çok modern duruyor vesaire bilmem ne falan ama. Ya uzun saçın havası bir ayrı güzel ya. Hani savuruyorsun ediyorsun falan. Bir de o zamanlarımı bildiğim için çok daha kolayıma gelmeye başladım. Şimdi lafı hiç uzatmayacağım. Çünkü konuştum mu konuşuyorum. Asla susmuyorum. Size saçıma iyi gelen şeylerden bahsedeceğim. Yani bu hiç uzamayan saçlarımı nasıl oluyor da uzatmayı başardım. Ondan bahsedeceğim. Öncelikli olarak şunu söylemeliyim ki saçlarımız çok ıslanmak istemiyor arkadaşlar. Ben bunu test ettim, onayladım. Özellikle yazın. Her gün sabah akşam duşa girdiğimiz için bu saçımız tabii ki yağlanmıyor. Yani yağlanmasına fırsat vermiyoruz. Saçımızı olabildiğince uzun sürede yıkamaya gayret edelim. Biliyorum bu hepimiz için çok zor. Benim için gerçekten kat kat daha zor oldu. Yağlı saçla gezmek biraz pis gibi oluyor. Sakin olun, hiç de öyle olmuyor. Hazır şu aralar böyle evdeyiz. Yani olabildiğince mesela her gün duş alıyorsanız duşunuzu alın da saçınızı yıkamayın. Yani 2 gün sonra yıkayın ya da aralıklı olarak yıkayın. 3 gün bekleyebiliyorsanız 4 gün bu saçı yıkamayın. Saçımızın kendi yağına ihtiyacı varmış.
Bu saç dibimiz falan terler ya böyle yazın hissederiz ya. Bu terlemenin bile önüne geçiyormuşuz yani saçımızı yıkayarak. Bu bile bizim aslında saçımızın uzamasına engel oluyormuş. Derseniz ki sen yapıyor musun? Maksimum 2 gün dayanabiliyorum tabii ki ama onun da faydası oldu. Bir de saçımızı sıcak suyla yıkamamak gerekiyormuş. Ben yani hepimiz seviyoruz hamamlarda işte o hani sıcak sıcak sularda yıkanalım edelim bilmem ne falan ama sıcak suyla yıkanmak çok zararlıymış saçlarımıza. Olabildiğince soğuğa yakın sularla yıkanalım. Yazın yani önümüz yaz bence bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Geliyorum duştan girmişken şampuanlara geçeyim. Hop gel bakalım buraya. Heh. Bunu gratisten almıştım tamam mı? Okunmuyor olabilir. Bu kokonatlı ve organik şap diye bir marka. Aşağıya açıklamalar kısmına yazarım zaten. Bunu yani girdim bir gün gratise ve saçlarımı yine uzatmak istediğim için oturdum şampuanları tek tek inceliyorum. Arkasındakilere bakıyorum neler var neler yok vesaire falan diye. Cebimde de çok fazla para olmadığı için o sıralar bunu buldum. Yani en organiği bu geldi. Bunu aldım. Bir şey diyeyim bunun kokusu gayet güzel. Bitmek üzere bu hatta. Ama ben bunu sadece böyle kullanmıyorum. Güzel kokuyor şampuan. Güzel kokması da önemli tabii şimdi. Bu şampuanımın içine doğum kontrol hapı da koyuyorum. Bazı yerlerde diyor ki işte hani bir tane kırıp kırıp içine atın faydasını görürsünüz diyor. Ben ekstra ekstra uzamasını istediğim için bir tane değil 4 tane birden doğum kontrol hapını kırıyorum. O sarımsak dövme şeyleri var ya adı şu an aklıma hiç gelmiyor. Onun için de kırıyorum. Sonra şampuanımın içine çok ışık geldi. Şampuanımın içine atıyorum. Attıktan sonra bir güzel çalkalıyorum, çalkalıyorum, çaldıralım. Çalkalıyorum, öyle kullanıyorum. Bu çok önemli. Ve saçı uzatıyor. Bundan da eminim. Gördüğünüz gibi saçlarım kasktı. Of, nerelere geldik. Heh. Uzuyor yani şimdi. Uzamıyor desem yalan olur. Yetiyor mu? Yetmiyor. Hop, geçiyorum buna. Urban. Bunu hepimiz duymuşuzdur. Çok güzel bir marka. Bayağı başarılı bir marka. Bunu övebilirim sabaha kadar sorun yok. İçinde makadamya yağı var. Makadamya yağı saçımızı besler arkadaşlar. Makadamya yağını ekstradan da kullanıyorum ben. Bunu kullanıyorum. Bu çok işlem görmüş ve yıpranmış saçlar için diyor. Bunların hepsini açıklamalar kısmına yazacağım ben tamam mı? Bunu kullanıyorum. Çok yumuşak ve hemen koklayalım. Kokusu çok güzel. Koku çok önemli değil mi? Tamam. Bunu da koyduk kenara. Sonra 2 tane bitirdiğim şampuanla geçiyorum. Hop. L'Oreal. Bu Dream Long var ya Bay Bay Makas serisi. Bundan da çok memnun kaldım. Bunun da içine doğum kontrol hapı koyuyorum. Kafayı bozdum. Ciddi anlamda kafayı bozdum çünkü. Bu organik şampuanın içine koyuyorum. Ekstradan onunla işim bittikten sonra bunu kullanıyorum. Bunu da aynı şekilde saç uçlarıma pırt 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 yapıyorum. 2-3 dakika bekletiyorum. Bunun da etkisini gördüm. Bu şampuan da okey yani. 5 üzerinden 3,5-4 falan verebilirim. Bundan da geliyorum buna. Bunu Watson's'tan almıştım tamam mı? Bu çay ağacı özlü bir wax. Bu bildiğimiz diğer waxlara benzemiyor. Ben Urban'ın da waxını kullandım ama bundan daha çok memnun kaldım. Daha uygun çaplı olmasına rağmen. Şöyle diyeyim, duşta bu şampuanlarla işim bitiyor ya, saç kremi kullanmıyorum artık. Çünkü saç kremi saçlarımızı döküyor. En azından bana öyle bir hissiyat vermeye başladı. Bunu kullanıyorum ve bu saçlarımı gerçekten yumuşacık yapıyor. Şampuanlarla işim bitiyor ya, bundan şöyle elimle bir avuç alıyorum şöyle tamam mı şuraya kadar falan. Bildiğiniz saçımın dibinden ucuna kadar maske gibi kullanıyorum. Bunu da birkaç dakika bekletiyorum, çok değil ama. Ve duruladığım gibi saçım yumuşacık oluyor. Yani ciddi anlamda yumuşacık oluyor. Sanki saç kremini böyle tepemden uca kadar sürmüşüm gibi yumuşacık oluyor. Bu duştan çıktıktan sonra da etkisini bırakıyor bu arada. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Buna da puanın 5 üzerinden 5 verebilirim. Çünkü gayet başarılı bir ürün. Hop, duştan da çıktık. Saçımı açmak için şöyle L'Oreal'in ikili bakım iksirini kullanıyorum. Ben Glisinkini kullandım. O da çok güzel açıyor. Ama favorim bu. Çünkü çok güzel kokuyor. Hatta bu koku nasıl biliyor musunuz? Hani böyle denizden çıkarsınız.
Eve gelirsiniz ve duş aldıktan hemen sonraki kokudur bu. Yani bildiğiniz şampuan kokusudur ama aynı zamanda bir temiz hissiyatı veriyor. Bunu direkt saçımın her tarafına sıkıyorum ıslakken, tamam mı? Her tarafına sıkıyorum öyle pıt 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 ve kolayca taranıyor. Taramda tek bir saç teli bile kalmadan. Bundan da çok memnunum. 5 üzerinden 5 verebileceğim bir ürün. Sadece çabuk bitiyor. Yani 2 hafta 3 hafta falan dayanıyor. Sonra gelelim duştan önce kullandığım ürünlere. Bunları her zaman yapmıyorum. Şöyle diyeyim, saçımı ne zaman böyle yıpranmış hissetsem ya da böyle çok uzun zamandır sanki böyle maskedir vesaire falan yapmıyorum desem elim hop bu yağlara gidiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tatlı badem yağı. Ben bunu şeyden almıştım, Migros'tan almıştım. Tatlı badem yağını sadece diplerime sürüyorum. Hatta ense tarafımdaki saçlarıma sürmüyorum. Çünkü saçımızın en zor uzayan kısmı şu dipler. Yani ön taraftaki diplerdir. Haberiniz olsun. Ense kısmımızda daha çok ter bezlerimiz çalıştığı için saçlarımız daha hızlı uzar. Aklınızda bulunsun. O yüzden ben bu tatlı badem yağını şöyle tatlı kaşığı civarında falan alıyorum. Bir kaseye koyuyorum. Arkasından argan yağını. Bunu da Migros'tan almıştım galiba, hatırlamıyorum. Arkasından bu argan yağını da bu kalıbın içine koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Sonra elimde şu an yok ama çam terebentin yağını da içine koyuyorum. Aynı şekilde üçünü karıştırıyorum güzelce. Bunları saçımın dibine yediriyorum. Böyle 1 saat, 1,5 saat, 2 saat, 3 saat artık evde ne kadarsam koyuyorum yani. Bekletiyorum saçımda. Çam terebentin yağının kokusu felaket keskin bir koku. Ama korkmayın, duşa girdikten sonra o koku gidiyor. Asla ve asla. Evet, bunlar güzel. Yağlar iyi, hoş, güzel. Yetti mi? Yetmedi arkadaşlar. Yetmiyor. Yani biz bu kızlar ne çektik ya? Gerçekten ne çektik yani? Şöyle Pantene'in bir tane daha argan yağı var bende. Bunu da mesela saçımı düzleştirirsem ya da şekil verirsem falan... İki pompa sıkıyorum. Şöyle elimle ne diyorlar ona? Şöyle yaydırıyorum ve saçlarımı mesela bukleli ise şöyle alttan alttan gelecek şekilde saçlarıma yediriyorum. Hem daha ışıltılı bir görünüm kazanıyor. Hem de ne bileyim kendi kendime beslediğine inandırıyorum. Bilmiyorum yani bunu bayağıdır kullanıyorum. 4-5 ay falan oluyor. Saç uçlarım o kadar yıpranık değil ama bilmiyorum yani bunun sebebi bu mu bilmiyorum açıkçası. Buna da illa bir puan vermem gerekirse kendi kendime jüri yaptım şu an. 5 üzerinden 3 verebilirim. Çünkü bundan daha kötü yağlar kullandım. Böyle. Bir de size çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bu saçlarımıza istersek işte en güzel yağları kullanalım, en organik şampuanları kullanalım. Saçımız etkisini göstermiyorsa, uzama etkisini göstermiyorsa ya bunun tek sebebi, yani eminim birçok sebebi vardır ama dışarıdan ne kadar bakım yaparsak yapalım, emin olun bir o kadar içeriden de bakım yapmamız gerekiyor. Yani siz düzenli protein almıyorsanız, düzenli karbonhidratlarınızı tüketmiyorsanız, istediğiniz kadar o yağları kafanızda bekletin. İstediğiniz kadar o şampuanların içine doğum kontrol haplarını sürün, edin, bilmem ne vesaire. Biraz da yememize, içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey söylemişti bana doktorum. Benim tiroid bezlerim fazla çalışmaya başlamış şu son bir senedir. Evet. Bu da saç uzamasını engellermiş. Yani tiroid bezleri fazla çalışan insanların saçı uzamazmış. İşte ne bileyim tırnakları falan uzarmış. Değişik değişik şeyler. Tırnaklarım da fazla hızlı uzar. Ben de onu şeye yorumluyordum işte. Saç sefadan, tırnak cefadan. Neyse tamam. Buraya geçiyoruz. Her neyse dediğim gibi yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ve biraz da stresten uzak kalmamız gerekiyor. Stres gerçekten her şeyin başı ya. Gerçekten yani şu sivilcelerimizin bile çıkmasının sebebi sadece stres olabiliyor. Ve son olarak söyleyeceğim şey ise düzleştirici. Yani ısı kullanımı o kadar çok saçlarımızın uzamasını engelliyor ki. Hem yıpratıyor, hem uzamasını engelliyor, hem ekstra böyle bakımsız bir hal gösteriyor bunu sık sık yaparsak. Ben kendimden biliyorum ya, hani duş alırdım, saçımı kuruturdum hemen. Asla böyle ıslak durmasına tahammül edemezdim. Saçımı kuruturdum hemen, arkasından bir düzleştirici, bir maşa, bilmem ne falan. Ne yapıyorum yani, bu saç var ya, bu kadar kaldığına şükrediyorum ben ciddi anlamda.
Isıyı da olabildiğince minimum seviyeye düşürün. Ya zaten hani yazın ne bileyim o düzleştiriciler bilmem neler kafamızı da yer etmesin ya. Salın böyle güzel güzel buklelerinizle dolaşın falan derken saçımı düzleştirmem. Bu video izlisin abi video. Ama gerçekten evde kaldığım sürece hiçbir şekilde ısı kullanmamaya çalışıyorum. Siz de deneyin. Eminim faydasını göreceksiniz. Benim asla uzamayan saçlarım bile tepki gösterdi. Uzuyor yani şimdi buna da şükür. Eminim bundan birkaç ay sonra da şuralarımızda falan videolar görürsünüz. Öyleydi arkadaşlar. Bu videoyu atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Sinek geldi. Atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Çünkü neden bilmiyorum ama bu aralar aşırı bir gerginim, bir stresliyim, bir şeyler oluyor, ediyor. Ben anlamıyorum, anlam veremiyorum. Hayatın akışına ayak uyduramıyor gibi hissediyorum. Ciddi anlamda böyle kafayı kişisel gelişim kitaplarıyla falan bozdum. Oturup ders çalışmam gerekirken kitap falan okuyorum. Hiç iyi hissetmiyorum. Belki dedim biraz olsun videoyu açarsam, konuşursam iyi hissederim. Bunlar benim böyle saçımı uzatmak için emin yollarda ilerlediğim ürünler. Yani işte size şöyle söyleyeyim. Ben faydasını görüyorum. Ve ben görüyorsam herkes görür. Gerçekten. Bunlarla kafayı bozmuş bir insanım. Bende etkisini gösterdiyse siz de eminim %90, %95 etkisini gösterecektir. Bilir kişiniz konuştu. Evet, baş öğretmen gibi de öğütlerimi verdiğime göre videoyu kapatabilirim. Ay, ay, neyse. Bu arada odam çok dağınık ya. Hiç toplayasım gelmedi biliyor musunuz? Siz yabancı mısınız ya? Böyle biz bize oturuyoruz işte. Aman. Kime ne? Kime ne? Yine banladım şeye. Çingen gibi konuşmaya. Her neyse tamam. Işığım zaten çok yetersiz geliyor. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı bir video olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer kullanıp etkisini görürseniz ya da sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Bu sivilce lekeleri videomda birkaç arkadaş işte Dermorolar'dır, Madecassol'dür vesaire falan nereden aldığımı sormuş. Hepsini çok uygun yerlerden aldığımın cevabını verdim. Bu ürünlerin de isterseniz size linkini bırakabilirim. Mesaj olarak mesajlaşabiliriz, yorumlara yazabilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da hemen çok hızlı bir şekilde yanıt veriyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşça kalın.